Değil. Burada içerisinde negatif olan ifadeler verilmiş. Negatif açıların oranları verilmiş. Şunu söyleyebiliriz. Sinüs, tanjant ve kotanjant için, bu üçü için, içlerinde negatif bir açı varsa bu eksiğin, içlerindeki eksi dışarıya doğru çıkarılabilir. Ama kosinüste böyle bir şey söz konusu değil. Kosinüste de içeride bir negatif açı varsa o açıyı, eksi açıyı artılı şekilde alabiliyoruz. Yani eksiyi yok ediyoruz. Ya da şöyle yazayım bunları. Eğer sinüs eksi x gibi bir ifadeyle karşılaşıyorsak bu eksi sinüs x oluyor. Ya da tanjant eksi x ile karşılaşıyorsak bu eksi tanjant x oluyor. Kotanjant eksi x ile karşılaşırsak bu eksi kotanjant x olur. Ama kosinüs eksi x ile karşılaşırsak bu kosinüs x'e eşit olur. Eksi yok oluyor kosinüs. Şu üçü aynı. Eksi dışarı çıkıyor, burada yok oluyor. Şimdi şuna bakalım. Bu eksi dışarı gidecek. Tanjant eksi dışarıya doğru gidecek. Kosinüs olduğu için buradaki eksiyi yok edebiliriz. Buradaki eksi de yok olacak. İfademiz şuna dönüşür. Eksi sinüs 120 çarpı diğeri kosinüs 150. Aşağı tarafta şöyle çizelim. Eksi tanjant 135. Dönüşüm uygulayacağız bunlara. Sinüs 120. Şöyle yazıyorum. Eksi sinüs. 90 üzerinden yapabiliriz. 90 artı 30 olacak. Çarpı diyorum. Kosinüs 150. Buna da dönüşüm uygulayalım. Bu da kosinüs. 90 üzerinden yine yapabiliriz. 90 artı 60 bölü tanjant. Bunu da yine 90 üzerinden yazabiliriz. Tanjant 90 artı 45. Şimdi ikinci bölge. İkinci bölgede sinüsler pozitif olur. Şöyle ikinci bölge sinüsler pozitif. Kosinüs ikinci bölge. İkinci bölgede kosinüsler negatif ama. Tanjant ikinci bölge yine. İkinci bölgede tanjantlar negatif oluyor. Şimdi biz şunu çizince sinüs kosinüse dönüşür. 90 dereceyi çizince sinüs kosinüse dönüşür. Eksi kosinüs 30. Burası yine eksi olarak çıkacak. Şöyle çarpı diyorum. Eksisini yazalım. 90 dereceyi çizdiğim için kosinüs yine sinüse dönüşür. Sinüs 60. Bölü paydamız. Bir tane eksi burada vardı. Kendisi de eksili olarak çıkacak. Eksi. Şimdi 90 dereceyi çizersek tanjant kotanjanta dönüşür. Bu da kotanjant 45 olacak. Şimdi şu işaret hesaplarını bir yapalım. Bunlar çarpılıyor. Şu ikisi birbirini götürecek. Bu eksiler birbirini götürecek. Bu iki eksi de birbirini götürecek. Yani sonucumuz artı çıkacak. Şöyle bir de tabii 30, 60, 90 üçgeni çizelim. Şunları hesaplayacağız çünkü. 90 derece, burası 30, şurası 60. 30'un karşısı 1, hipotenüs 2, 60'ın karşısı kök 3. Bir de 45, 45, 90 üçgeni çiziyorum. Şurası 45, burası 45, buralar 1, 1, hipotenüs kök 2. Şimdi kosinüs 30 eşittir diyorum. 30'un kosinüsü komşu dikkenar bölü hipotenüs. Kök 3 bölü 2 oldu. Şimdi sinüs 60. 60'ın sinüsü karşı dikkenar bölü hipotenüs. Yani kök 3 bölü 2 o da. Bölü kotanjant 45. 45'in kotanjant komşu dikkenar bölü karşı dikkenardan 1 bölü 1. O da 1 gelecek. Kök 3 ile kök 3'ü çarpıyorum. 3. 2 ile 2'yi çarpıyorum. 4. Paydamızda 1 var. 1 bölü 1. 3 bölü 4'ü 1'e bölersek yine 3 bölü 4 gelecek sonucumuz.